Günaydın Azerbaycan. Günaydın ne demek? Işınlanmaya gidiyorum. Görüşürüz. Çok yakınız. Selamlar. Biz şu an Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan Bakü'ye gidiyoruz. Evet. Pizza yedik. Zaten görmüşsünüzdür benim storylerimde. Sinan abi pizzayı gömdü, yemedi. Kilo almış kilo. Hayır. Şu yanaklarımdan. Şimdi taşkent makas yapacağız yine. Kim kaybederse o ödeyecek. Ama ben kendi kartlarımı çıkarttım. Çünkü ben nedense hep kaybettiğim için. Taş, kağıt, makas. Kaybedersem ola ki. Paraf fly kartımla ödeyeceğim yani paraf kartımla. Ödeyeceğim. Eğer premiumlu öderseniz %20 indirim var. Eğer platinumlu öderseniz de %10 indirim var. Big Chef'se geçerli. Şimdi başlıyoruz. Dur abi bak bu ne abi? Çirkince hemen ya. Abi dur. Ne? Taş, kağıt, makas. 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 Ya bu ne ya? Kağıt, makas. Premium'la ödemeye karar verdim. %20'yi kazanıyorsun. %20 mi şu an? %20. Gelecek şimdi cep telefonu. %20 oldu zaten. 1000 küsür TL tutmuştu. Şu an kendi içinden 898 TL oldu. Sabahınız seyir. Günaydın Azerbaycan. Oo gün o. Herkese selam. İnşallah doğru söylemişim. Zamanınız zeyir. İşte. Üzeyir. Üzeyir. Hayır abi üzeyir bana İyi daha doğru be. Geldi. Etrafı görürseniz bu arada eski çağlardan ve orta çağlardan aslında İran motiflerini görebileceğiz. Yeni döneminde Rus çarının aslında dönemini göreceğiz. Ondan sonraki dönemde de Sovyet Birliği'nin etkisini göreceğiz. 1991 yılında da Sovyet Birliği'nin etkisine, yani Kızıl Ordu'nun etkisine giriyor. Ondan sonra da kendi bağımsızlığını almış oluyor. Normalde dünyada 11 tane çeşitli farklı iklim var. Ama Azerbaycan 9'unu kullanıyor. Nüfusun sizce kadın mı daha çok, erkek mi daha çok? Bence kadın daha fazla. Evet. Peki yüzde kaç? %65. Sen hemen şovunu yap. 65 değildi abicim de. 65 olsa herkes burayı isyan eder bence akıl akıl. %50.1 ile kadınlar nüfus olarak daha fazla. %49.9 ile de erkekler nüfusu barındırıyor. Hep ben konuşacaksam evet. Bu iş böyle gitmez. Bekliyorum lan. Hazar Denizi. Ben Beygir'i konuşurum işte görsene. Anlatsam. Burası buranın Paris'i. Bildiğiniz üzere İpek yolu, baharat, ticaret yolu buradan geçiyor. Evet. Bu da çok çok önemli. Peki arkadaşlar biz bugün nerede kalıyoruz? Airbnb sisteminde kalıyoruz. Bu tamamen bizim kendi tercihimiz oldu. Neden? Dedik ki abim ve Hasan'la birlikte daha fazla kaynaşalım, birlikte yemek yiyelim, burada konaklayalım dedik. Konaklayalım diye çok çok. En değerli para birimi dünyada 5. Manat. 150 euro 270 manata tekabül ediyor da haberiniz olsun. Şimdi çıkıyoruz. Hadi çıkalım. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Günaydın ne demek? Keyir. Keyir. Ben zehir dedim. Keyir. Ha keyir. Sen Zübeyir'e de girdin. Zübeyir ocak Zübeyir, başına girdi. Zübeyir'i sen dedin ya. Hayır abi Üzeyir bana İyi daha doğru geldi. Sahilden gidelim. Bak sahilden diyor. Çok bilen amcam başladı yine sahilden. Nasıl gideceğiz? Öyle gidelim. Böyle en uzatalım. Şu anda Teras 145 diye bir mekana gidiyoruz. Anar sahibi bize çok yakın. Gerçi bütün Azerilerle çok kardeşiz, yakın dostuz da. Anar bizim Türkiye'den sanatçı getirip burada bir sürü oteli, mekanı ve restoranı var. Sanatçılar geliyor burada, onun mekanlarında çıkıyorlar. Bu arada burası Türkiye saatiyle bir saat ileride kalıyor. Evet. İlay bu arada paraya kıymış, bizi çok güzel bir yerlerde konaklatıyor. Vallahi helal olsun. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki F1 oluyor. Buralarda, bu sokaklarda da Formula 1 vardı. Ben de en azından hani Formula 1'i izlerken çok etkilenmiştim. O yüzden de oralara yakın bir yerde tutmak istedim ki hem görsel olarak da böyle Formula 1 etkisini hissedelim falan istedim.
şu anda arkadaşlar Olds'deyiz. Seher, içeri Seher'deyiz. Sultaniye Oteli'nin en üst katında Teras 145 diye bir mekandayız. Muhteşem bir Azeri kahvaltısı var. Biz başlamadan, ben bunları silip süpürmeden, tabakların sonu gelmeden, sonu Hasan da unutuyor çünkü biz size göstermek istedik. Bizim serpme kahvaltıya çok benziyor. Evet, bu arada bizim gibi onlar da aslında çok fazla çay tüketiyorlar. Sadece çayları tüketirken onlar şeker değil, reçel, nane, kekik, limon, gül suyu koyuyorlar. Evet, o zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. Selamlar tekrardan. Biz şu an Eskişehir'deyiz. Yani... Eski Seher. Neyse, burası UNESCO tarafından. UNESCO tarafından korunan bir yer. Dünya mirası olarak söyleniyor. Buranın her yeri korunuyor aslında. Her taraf aslında. Hani tek bir yer değil. Koca bir mahalle, camilerinden tutun, binalarına, hamamlarına kadar burası korunuyor. Biz buranın üstünde kahvaltı etmiştik. Buranın altı da hamam zaten. Bayağı meşhur bir hamam. Ama şu gördüğünüz, şu bunun ismi... Şimdi söylemek istemiyorum. Gördüğünüz şeyin sizce ne olduğunu çok merak ediyorum. Sinan abinin tezine göre ta birinci bölümden hatırlarsanız Balkanlardan benim kiliseye çan kulesi dememden dolayı bık bık yapan canım vay. Abi. Saat kulesi yani daha doğrusu ses çıkaran şey 8.45. Bozmak için söylemiyorum ama o kilise saat kulesi burada. Yememiş, içmemiş, saklamış ya. Ben bunları unutmam. Gün gelir, devran döner, Azerbaycan'da Sinan abiyi bulur. Dedi ki baktı, açlığını vermek istiyorum ama ben onun gibi değilim. Petrolle burayı örtüştürdü kendince. Dedi ki burası petrol yatakları, buradan dedi petrol çıkıyor dedi. Peki dedim, okey abi dedim. De, kendine inanıp bunun hikayesini yazıyordu. Hasan dayanamayıp dedi ki, abi yalnız bildiğim kadarıyla kule dedi. Sinan abi öptü, saçmalama falan dedi. Kuleyi reddetti adam, Eskişehir'deki kuleyi reddetti. Orası Kız Kulesi. Kız Kulesi buranın çok önemli bir dokusu. Kanka, hadi. Boş verdim ben. Kişi başı 15 manat verdik. Kız Kulesi'ndeyiz. Kız Kulesi'nin aslında şöyle bir sürü tarihi var. Biz onlardan bahsedeceğiz. Biri ta Sümerlerden kalma olduğunu söyleyenler var. Zerdüşlerin tapınağı olduğunu söyleyenler var. 12. yüzyılda kaldığını da söyleyenler var. Biz bunları kendimize derleyerek şunu söyleyebiliyoruz. Kız Kulesi'nin çeşitli adları var. Daha önceden hatta denilen Göz Kulesi'ymiş. Burada savaşlar olmasın diye Göz Kulesi deniliyormuş. Zamanla bu Göz Kulesi Kız Kulesi olmuş diyenler de var. Bu ayrı bir şey. İkincisi Kız Kulesi bazıları babası, bazıları abisi diyor. Babası veya abisiyle zıt düşen kız buraya kilitleniyor, hapsediliyor. Ve bundan dolayı da kız hiçbir yere gidemiyor. Kendini artık delirip onlara tepki olsun diye denize yani göle Hazar Gölü'ne atıyor kendini. Buranın en büyük özelliği surları denizde yani gölle o kadar dibe ki kız kendini atıp öldürüyor. Arkadaşlar bu kubbeleri görüyorsunuz. Bunların hepsi petrol. Hepsi de fışkırıyor bildiğin gibi diye. Ve böyle yaptı. Buraya baktı. Buraya kastalar. Ben Kız Kulesi'ni bulamıyorum deyip Kız Kulesi'ni şu gösterdi. O neymiş? Bizim Türkiye'deki Kız Kulesi sandı. Evet. Burada Kız Kulesi yok arkadaşlar şu an ama Sinan abi varmış gibi kabul etsin diye. Onu kabul ediyorum. Bu bizim ya, Türkiye'deki Kız Kulesi'ne benziyor. Kış Kulesi'ni bir bulsam şu an. Kış Kulesi ne ya? Şimdi ışınlanmaya gidiyorum. Görüşürüz. Wow. Wow. Bu Bakü'nün simgesi. O kulelerin bir özelliği şey. Yani bir tanesi otel, diğer ikisi de merkezi petrol şeyleri mi sokar mukar bir onların merkezleri var ya bir sürü petrol. Onlardan bir tanesi. Ben Kız Kulesi'nin devamını anlatmak istiyorum. Kız Kulesi nerede bu arada? Kız da bir zaman sonra haliyle bu kulede kaldığı için, bu kulede ben 5 dakika kalsam daralırım, atlıyor. Böyle miymiş o dönemde? Ya buymuş işte. Ve üzerine Hazar Denizi ile çok yakın olduğu için de direkt Hazar Denizi'ne atlıyor. Diğer Kız Kulesi denme sebebi de burası hiçbir zaman ele geçirilememiş. Bu yüzden de burası daha çok temizlik, kimsenin el geçiremediği bir yer olduğu için de burayı bir kadın kız olarak temsil etmişler ve Kız Kulesi demişler. Ben hala şunu iddia ediyorum. Bunun eskiden bundan altına gaz ya da petrol için. Bak kapatmışlar tıpayı.
Sırayla. Tarihe bakış açısı. Abi tarih nereye geldi ya, yazık ya. Ama Sinan abinin de bu konulara ilgili ve alakalı olduğunu bildiğim için şu anda bir şaşkınlık içindeyim açıkçası. Neden biliyor musun? Bir kule var ortada, bir sürü 3 tane 4 tane rivayet var. Bizim Kız Kulesi'yle ilgili bir tane hikaye var. İkinci hikayeyi biliyor musunuz? Aa, yok öyle olmuştu böyle. O yüzden de bence... 4 tane hikaye var mı? Var tabii, anlattık. Ne dinlemiyor musun? Bir saattir kız anlattın. Sen beni dinlemiyor musun? Sadece burada ne anlatıyor? Aşağıdan ne anlatıyor? Aşağıdan beri yukarı çıkarken 3 tane tez. Yok. Eyvah. Biraz şurada ışınlanacağım. Şuraya doğru gideceğim. Evet, göreceksiniz. Benimle dalga geçiyorsunuz. Ben onun içine gireceğim ve aşağıdan çıkacağım direkt. Burası 4 katlı bir yer aslında. Merdivenlerle çıkıyorsunuz. Bir tık dar ama benim gibi klostrofobisi olan insanlar için aslında çok da sıkıntılı bir şey değil. Çünkü rahatça çıkabiliyorsunuz ve her yerde bir şekilde cam, yani pencere yapıldığı için eski şeylerden kalma, bir şekilde güneş alıyor. O yüzden de daha ferah, daha rahat görüyorsunuz hani alanınızı. Hem yaşlara hem gençlere hitap ettiğimiz bir program olduğu için de ben bunları söylemek istedim. Hadi bakalım, güzel. Bravo. Biliyorsun. Tabii ki biliyorum oğlum. Kukla tiyatrosuna da gideceğiz. Çünkü buranın kukla tiyatrosu aslında çok önemli. Polonyalı bir ünlü mimarların yaptığı, Fransız Rönesansı mimarisiyle inşa edilen bir zamanda yapılmış. 1910 yılında yapılmış. İnsanlar buraya aslında tiyatroyu şöyle benimsemeye başlamışlar. İlk başta çocukları buraya getirmeye başlamışlar. Tiyatro sevenler gelmeye başlamış. Sonrasında da 1975 yılında da tamamen yetişkinlere daha çok gösteriler yapılmaya başlamış kukla tiyatrosunda. Aynı zamanda da çok önemli lirik şairimiz Fuzuli var. Ne yaptın arkamdan? Arkamdan iş çeviriyorsunuz hep. Zaten kalede de benim hakkımda konuşuyorsunuz. Üstüne giriyor sürekli. Biraz sonra sürprizim var. Var mı? Evet arkadaşlar, şu anda Muhammed Camii'ndeyiz. Bakü'ye gelip de burayı ziyaret etmemek imkansız. Kesin görülmesi gereken bir yer ama koruma nedeniyle içeri alınmıyor. Dışarıdan seyrediyor. 11. yüzyılda ilk yapılıyor. Ama esas 17. yüzyılda 1723'te Rus-İran Savaşı'nda 17 tane Rus gemisinin denizden buraya yaklaşıp şehri mermilerle bombalamasının üstünden buraya minaresine bir tane mermi geliyor. Ve işte o zaman olay oluyor. O mermilerden bir tanesi geldikten sonra 17 tane Rus gemisi rüzgara kapılıp batıyor. Ve rivayet o ki o günden beri ilahi bir koruma altında ve bu cami çok cesaretin sembolü olarak o minarede yapılmıyor. O minare halen kurşunlandığı haliyle korunuyor. Ciddi anlamda Bakü ve Azerbaycan için çok önemli bir koruma altında. Ben de seni şuradan dinlemek istedim de bir şey anlatırken şu ciddiyetle şöyle anlatmaya başladım. Tarihi anlatıyoruz çünkü. Tarihi anlatırken bir anda şu ses tonum da gitti. Sesin değişti. Bir başkalaştı. Bir tok oldu. Ciddi. Ciddi olayım lütfen. Kız Kulesi'ne çıkmıştık ya biz. Kız Kulesi'nin üstünden bu arada normalde drone'la biz bakmak istiyorduk. Bakamadık. Drone burada yasakmış. Evet. Ama Kız Kulesi'ne tepeden bakıldığında Allah'ın 94. ismi Elbaki olarak da yazım şekli varmış. Bakü öyle bir şehir ki gerçekten dini açıdan, gastronomi açısından, eğlence açısından, tarih açısından her şeyle hakim. Öyle Bakü deyip geçmeyin. Gerçekten Bakü görülmesi gereken bir yer. Burada 3 dakikada Beşiktaş yapıp 700 manata 900 manata çözeceğimiz şey Sinan abi. Ama abicim biz de kardeşiz be sizle diyerek 500'e çözdü. Aslında. Onu da anlattınız mı? 400 manat. Yok onu anlatmadık. Şu an sana 400 manat. Sinan abi de var Kayseri. Yok kardeşiz. Bu arada 500 manat dediğim şey 7500 lira. 400 manat indirim yaptık. Neredeyse 6000 lira indirim yaptık. Şu çok önemli. Bize çok iyi davranıyorlar. Bizden çok. Ve adam açık açık söyledi. İngilizler geliyor, Hintliler geliyor, onlar geliyor. 900'den aşağı 5 kuruşa ama siz kardeş Türk'ü. Bu arada çok seviyorlar. Azerbaycan'ın çok önemli bir şeyi daha var. Burada 2 ton ağırlığında bayrakları var. İpekten yapılmış Azerbaycan bayrağı. En büyük bayrak bu arada dünyada. Bu bayrağı ama her zaman asamıyorlar. Çünkü rüzgar o kadar şiddetli olduğu zamanlarda, burası da rüzgarlar şehri olarak geçtiği için, rüzgar onu o kadar bayrağı zorluyor ki, o yüzden çoğu zaman o bayrağı biz yukarıda değil de eğer rüzgarlıysa hava, aşağıda görüyoruz. İndiriyorlarmış. Neden ipek? Çünkü İpek yolu ticaretinden ipek. İpek yolu diye bir anlaşması var. Abi her şey İpek yoluna bağlıyor ya. Tarih bilgilerimizi söyleyeceğiz. Boşuna mı okuduk biz Türkiye'de evet. Bu bilgileri? Bunları pıt 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 vereceğiz. Bu arada Azerbaycan'ın... Azerbaycan'ın diğer adı neydi? Azar. Paygan. Paygan. Bu da Büyük İskender'in burayı fethettiği zamanlarda bir Pers komutanının koyduğu bir isim olarak da söyleyebiliriz. Sonrasında da Azerbaycan olmuş. Ama ben bir gözden açtım. Kısa değil, kesin yanlış biliyormuş.
A few moments later. Biraz önceki ok şu tarafa gösteriyordu. Sinan abi şu an bu tarafa gidiyor. Abi biraz hızlı ya. Oradan değil ya. Değil. Şirvan Şahlar Sarayı'nın en önemli özelliklerinden biri de 1411 yılında zaten söylemiştim. 15. yüzyıl, evet. 1411 zaten 15. evet, yüzyıla tekabül ediyor. Osmanlı mimarilerinin aslında çok ciddi etkiler göreceğiz. Geniş avluları, sivri kubbeleri aslında biraz Osmanlı mimarisini de bize gösteriyor olacak. Aynı zamanda burada kışla olmuş, medrese olmuş. Burası çok fazla çeşitli insanların daha önceden kullandıkları bir alanmış. Bir sürü şey için kullanılmış. Şimdi de insanlara müze olarak açılmış bir yer. Müslümanlığın da yayılmasında çok önemli etkisi olan bir aile. Dediğimiz gibi 15. yüzyılda ve günümüze kalan yakın doğudaki en ihtişamlı saray. Bu arada evet şeye de benziyor. Konya'daki Selçuklu Medresesi'ne arka kapı girişine inanılmaz birebir. Yani tam Osmanlı yani. Göreceksiniz halı, kilim, dokumacılık var. Neden? İpek yolu ticaretinden. Ya ya tebrikler bana. Bu arada UNESCO tarafından 2000 yılında daha burası eski şehir kabul edilmeden ilk kabul edilen Kız Kulesi ile bu saray ilk UNESCO tarafından koruma altına alınan iki tarihi eser Azerbaycan'ın. Dünyanın en büyük minyatür müzesi Bakü'de. Minyatür müzesinin içinde de dünyanın en küçük kitabı var. 2 milime 2 milim. Dünyanın en ufak kitabı burada. 2 milyon. Bayrağı en büyük olan da burada. İki neden? İpek yolu ticaret. Hükümdarım, hükümdarım. Bu ayaklar. Efendim. Ya var ya. Benim hükümdarım. Kızım kalk ya. Bu 15. yüzyıldan kıyafetler, geleneksel kıyafetlerim. Normalde saraylarda bu tarz kıyafetler, dans kıyafetleri olarak bu tarz kıyafetler geliyormuş. Biz de şimdi giydik. Biraz önce hanımefendi bizi orada çekti. 30 manata çekiyormuş. Bizi garip garip pozlara soktu, onları çektik. Çok eğlenceliydi aslında. Burada yasakmış normalde böyle dışarılarda fotoğraf çekilmek. Biz de o yüzden ancak icra bir yerde. Sessiz sedasız hemen çekmeye çalışıyoruz ki hemen içeri gireceğiz. Kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Cümdarım siz. Ama gel arkamdan gel. Deliyim ya. Yazmayı en çok oran olan ülke Azerbaycan bu arada. Aynı zamanda da kadınlara seçme ve seçilme hakkını yine tanıyanlardan da ilklerden de Azerbaycan. Biraz öncekini birlikte izledik. 2'ye 2. Dünyada 250 varmış. 174'üncüsü buradaymış. Sayfaları da cımbızla çeviriyorsun. Burada en önemli şeylerden biri petrol demiştik. İnsanlar petrol şeyler için naftalan kasabalısı varmış. Oraya gidip insanlar normalde vücutlarına, eklem ağrılarına, yaralarına, egzamaları için o petrol banyosuna girerlermiş. Ham petrol banyosuna. Maksimum 10 dakika durabilir misiniz? Balık yaparken insanlarda ya da et yemek yaparlarken de balık daha iyi pişsin diye bizde nasıl çömleğin içine evet, koyulur. Burada da o çamur banyosu gibi o çamuru içine o balığı koyup onu pişiriyorlar. Sonra da kırıp yiyorlar. Evet, Türk köşesine gidelim. Her ülkeden minyatür kitaplar var. Bizden de işte kurucumuz Atatürk'ün, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ümüz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı var. Bayağı bir köşe yapmışlar Türkiye. Şairler var. Evet. O tarafta da çok güzel minyatür. 17. yüzyıldan kalma. Dünyanın en ufak Kur'an-ı Kerimlerinden bir tanesi. Ona da seyredelim ve çıkalım. 17. yüzyıldan kalma dünyanın en ufak Kur'an-ı Kerim. Biz şu an Şirvan Şahlar Sarayı'nın oradaki bir restorana geldik. Kavurma yiyorlar şimdi. Buranın narı çok meşhur. Nar aynı zamanda bolluk, bereketlik de deniliyor. Ve her şeylerine nar koyuyorlar. Aynı zamanda dolmaları çok meşhurmuş. Evet. Sen bunu bir tadar mısın? Tadacağım. Bu kuzu bu arada. Bakar mısınız? Biz küçük yapıyoruz diyorlar. Diyoruz ama bak inanılmaz küçük ya. Yani. Bizim elimiz bizim yaprak sarma. Turistik dersin, şu dersin, bu dersin ama gerçekten güzel. Köreyi getireyim. Çok güzel. Türkiye'yle arasında bir fark var mı? Hayır. Hiçbir fark yok. Çok lezzetli. Ben ekşiyle, ekşi eti falan sevmem ama bu kadar kuzu etine yakışmış ki nar ekşili. Yağları falan da böyle çok ağır değil, kokmuyor. İnanılmaz lezzetli ya. Arkadaşlar ben 10 manat aldım ama normalde 20 manat çünkü abiyle kardeş çıktık. Ben ilkokul zamanlarımda tabii ki flüt çaldım. Daha doğrusu enstrüman çaldığım için normalde de piyano ve gitar. O yüzden de böyle bir şeyler gördüğümde çok seviyorum. Hemen sanata dair kendimce bir katkıda bulunmak isterim. Ha ha ha.
Onun bir çalışayım çok ben. Çok iyi. Tamam, biraz buranın baklavaları. Tereyağlı ballıymış Hasan. Tereyağlı ballı mı? Türk mutfağı kadar zengin, çeşitli hiçbiri yok. Ben hemen ciddiyete girip onu şey yapıyorum. Kendi ülkemde, Güneydoğu'da, Antep'te, Mardin'de, Diyarbakır'da. Sütlü Nuriye'yi ben çok sevmem ama soğuk baklava özellikle. Bu Antep fıstıklı cevizli baklavalarımız oluyor bayağı şey. İsim vermeyeceğim baklavalarla ilgili. Onların hepsine bu müziği armağan ediyorum. Burası, daha doğrusu burası değil. Bu taraf Nizami Caddesi oluyor. Burası değil mi Nizami Caddesi şu anda? Bu taraf Nizami Caddesi oluyor. Şurası dedi ya. Hayır şurası, şurası dedi. Şurası diyorum ya. Evet oraya gidelim abi. Bak, niye olsun? Bak Nizami görmüyor musun? Şu tabelaları görmüyor musun? Orası Nizami köşesi diyor. Yani yazılan Türkçe yazıyı Sinan abi okuyamıyor. Ya şarkı çok güzel ama İngilizce gibi bir şey oldu. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. İskilal Caddesi. Evet bir nevi öyle söyleyebiliriz. Şu an farkındaysan çok kalabalık burası. Biz halkın nerede olduğunu çok merak ediyorduk çünkü bomboştu her yer. Mesela ben eski binaların sadece eski eski olarak devam etmesini çok seviyorum. Yani Old Town'sa Old Town olmalı. Görsellik bana nedense daha doğru bir kombin veriyor gibi geliyor. Ben tersliği çok seviyorum. Yani eskinin içinde bir yeni bina. Zıtlık yani. Yeninin içinde çok eski bir bina kalmış falan bayılırım. Güzelliğe bak, neyin altından geçiyorsun, güzelliğe bak. Burası hala Nizami Caddesi. Aynı zamanda Sinan abi bir şey anlattı bana. Sinan abi onu anlatsana, insanların uçakla ilgili anlasana. Evet, buradaki evet. Cümleler bazen bize göre çok ters. Gazeteciliğe yeni başladım. Kulaklık çınlasın. Ahmet San, Emel Sayın da buraya geliyor. Konser veriyorlar ve geri dönecekler. Daha doğrusu buraya geliyorlar daha. Konsere gelecekler. İstanbul'dan uçak kalktı. Bu uçuyor. Tam Bakü'ye yaklaşırken şöyle pilot anons ediyor. Evet şimdi düşüyoruz, kemerlerinizi bağlayın. Ama benim dilimde değil tabii ki. Onun Azerice bunu söylüyor. Şu andaki hemen bütün uçak çığlık çığlığa bağırıyor falan. Ne oluyoruz diye. Sonra hostes geliyor diyor ki ya sakin ol diyor. Bir sıkıntı yok. Bizde diyor düşmek inmek demek diyor. Ama ben bunu böyle anlatıyorum ya. Hemen sayın bunu bir anlatsın var ya. Of 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 of. Biz de bunu şöyle yaşadık çünkü. Lavaboya gidecektik. Lavabo nerede dediğimizde iniyorsun yerine düşüyorsun diye. Evet. Oradan Sinan abinin aklına geldi. Yani bazen bizim için çok farklı kelimeler onlar da çok evet. Başka bir şey sana var. Sana şey dedi ya düz git sağa düşeceksin zaten düştükten sonra. Evet. Evet Art Garden restoranına hoş geldiniz. Traditional yani geleneksel mutfaklarından yemekler söyledik. Ben aç değilim ama acıktım. Ben her zaman açım. Açlıktan uykum geldi. Bir an önce yemek yemem lazım. Bu arada biz bir eve gittik dinlenmeye. Eve gittiğimizde camış gibi uyumak kavramını yine Hasanoğlu, Sinanoğlu yaptı. Ben uyuyamadım. Bir 5 dakika tam yattım kalkmışlar. Yani hayatımız bu kadar ince iplikte onlarlayken. Burada odalar var arka tarafta. Senin arkanda da şeyler var, köşeler var. Evet, odalar konseptli. Canlı müzik var bir de. Mantı çorbası, buranın geleneksel. Duşbara mı ne? Duşbara, çok tuzlu, çok değişik, hamur çorbası gibi ama fena değil. Gerçekten oldu zaten. Ya Sinan abi bumeranga, bumerek dedi. Ya sembüsek ya da mübarek demedi ilgim. Ben bir hayatımda bir şey görmedim. Muazzam. Çok güzel fizikte baba. Gerçekten çok güzel. Bence bu tepsi pilavına benziyor bizim Mardin'deki. Perdeli pilav, perde pilavı diye geçiyor. Evet, Check Garden'da çok güzel Azeri akşam yemekleri yedik. 30 manat, yaklaşık olarak sadece pilav 400 lira. Hesap olarak da 189 manat ödedik. Yaklaşık olarak 2900 lira. Bakü çok ucuz bir yer değil, aşırı pahalı da bir yer değil. Çok ucuz ama hiç değil. Arkadaşlar merhabalar. Biz şu an 90 tane merdiveni çıktık bence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Highland Park, dağ üstü parkı. Nasıl bir şeyse ismi dağ yani üstü dağ parkı. Yani dağ gibi bir yerdeyiz ya şu an Bakü tepeden görüyoruz. Şu an tüm Bakü'yü aslında görüyoruz. Yani sözde Sinan abinin Kız Kulesi hani bu petrol kuyusu dediği yerden her yeri gördüğümüz var ya. Evet. Oradan değil ama biz buradan bence görüyoruz. Evet, gerçekten. Arkamızda 3 tane... Vermont Oteli ve etrafındaki rezidanslar. Aynen. Bunu nasıl
asıl amacı şey, petrolden dolayı zenginliği, evet, lüksü iyi bir yer olduğunu simgelemek için, hani bizim ekonomik gücümüz çok iyi verebilmek için yapılmış bir bina. Alev aslında şeklinde, alev yani yerden. Aynen. Petrol nasıl alev çıkıyorsa. Alev şeklinde ama çıkıyorsa zaten burası da Azerbaycan tamamen petrol şehri olduğu için. Bakü neydi? Rüzgarlar şehri. Gördüğünüz gibi rüzgardayız. Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi bir sürü var bu arada, evet, burada tabii. Bu son en son yapılanlardan bir tanesi. Bir anıt yeri var. Bu anıt yeri 24 saat boyunca taşlardan alev çıkıyor. Hiç durmuyor. Biz oraya da yarın gidiyor olacağız. Günaydın. Evet, şu anda 55 kilometreydi değil mi? Şehir merkezinden Bakü'nün dışında. Çamur volkanlarına geldik. Evet, daha önce 25 milyon yıl önce bunlar oluşmaya başlamış. Bunlar aynı zamanda insanların tamamen tedavi amaçlı da ellerine sürdükleri. Hatta biraz önce şimdi Japon bir kafile vardı burada, turist. Hepsi ellerini sürmüş. Egzemalara, eklem ağrılarına çok çok iyi geliyormuş. Hatta ben size söylemiştim. Bunlarla balık yaparlarken balıkların üzerine de koyulup çok güzel pişmesini, evet, sağlıyorlarmış. Soğuk olduğunu biliyoruz. Sıcak değil de zaten volkan şeyinden olduğu için de böyle bir köpük köpük patlama baloncuklarını görebiliyoruz. Daha yeni turistik olarak gelişmesi başlıyorlar. Şu anda burada bir otel yapılıyor. İleriye dönük burada konaklama da olacak. Aynı zamanda da sağlık turizmine açılacakmış. Evet. Maksat buranın termal olduğu için, insanları tedavi edebilmek olduğu için tamamen buna yönelik bir faaliyet yapılacakmış burada. Şimdi ha bak, burası bu şu güzel ya. Şu şurası çok iyi. Bu ses ne biliyor musunuz? Sinan abinin karnından gelen ses. Evet, şu anda değil mi hissettin? Kahvaltı etmedik çünkü. Bu arada ben tamamen aslında tedavi yöntemlerine her zaman daha ilgi duyuyorum. Termal olan, şifayı doğayla iç içe bulabileceğimiz yerleri ben daha doğru buluyorum açıkçası. Ya ben biraz kilo aldığım için. Aman aman. Bak. Sağlam da yani tuttuktan sonra. Bence o kadar sağlam değil. Kobustan Milli Parkı'ndayız. Sıradayız şu anda. Dünyanın en büyük açık hava müzesi. İçeride şeyler var. Kayalıklar üzerine ilk çağlardan kalma resim motifleri, hayvan resimleri, av resimleri. O zaman dil yokmuş. Çizerek konuşuyorlarmış. UNESCO tarafından 2007 yılında koruma altına alınmış. 6000 motif varmış. 20 yılda çıkmış hepsi. Daha da olduğu iddia ediliyor. Çalışılsa daha da çıkacağız. Ben çok alakası başka bir şey daha diyeceğim. Biraz önce gittiğimiz yerin en önemli şeyleri, özellikle hanımlar için söylüyorum çünkü erkeklerde selülit olmuyor. Hadi canım. Selülitleri çok ciddi bir etkiliymiş. Evet, ben bunu söyleseydim. Aynen abi. Aa, bakar mısın? Çok iyi. Evet, yılan çıkabilir. Evet. Al işte, benim flüdümde çıkacaktı. 1937 yılında Azeri astrolog tarafından bulunmuş ilk çizim. Sonra 2. Dünya Savaşı başlıyor. Ara veriliyor. 47'de tekrar başlıyor. 20 yıl burası oluşuyor. 20 yılda. Daha dünyada keşfedilmemiş çok yer var. Bence de. En önemlisi de benim kalbim. Öküz işte. İşte bak işte. Aynen. Hayvanat bahçesi. Sonradan çizmiş olamazlar mı? Paleolitik çağ aslında 2 milyon yıl önce başlayıp 12 bin yıl önce biten bir çağ. Aynı zamanda da bunun özelliklerinden biri de insanların ilk aslında çağı da denilebiliyor değil mi abi? Evet. Paleolitik çağ. Ve insanlar doğal olarak iletişim araçlarını araç gereç olarak tamamen duvara yazarak oradan bir iletişime geçme, oradan aslında çizimlerle resmetme şeklinde oluyorlar. Bunu bulan adam yapmadıysa ben ne olayım? Bu kadar net olabilir mi ya? Yine öküz ve at. Camel diyor. Camel. Bak ben görüyorum. Deve. Deve mi? Ha. Sen bu dünyada en önemli şeyleri Sinan Özedincik gelsin. Desin ki bu da böyle bir şey. Zaten Kız Kulesi'nden sonra o Kız Kulesi'ndeki kız şu an kemikliydi. Sızlıyor yani, orası petrol kuyusu dedi. Arkadaşlar ben normalde flüdümle gelecektim. Fakat Sinan abi sanata karşı tepkisini çok ağır bir şekilde veto koydu. Flüdümle gelemedim. Ne buradaki yılanları çıkartabilirdim dışarı ne de burada bir serenat orkestra yapabildik. Burada anlayamadığımız paleolitik çağı anlayamıyoruz çünkü. Sinan abi o döneme döndü. Ona paleosino derler. Buradan başka taşları da vurduğumuzda ses çıkıyormuş ama biz başka taş görmedik. 300-500. Ooo. Çayrenunda ooo. Bir
Biz çok heyecanlıyız. Şimdi bineceğiz. Nasıl bineceğimi bile bilmiyorum. Nasıl bineceğim abi? Nasıl bineceğim? Bayağı oturacaksın. Böyle mi? Böyleyse Sinan abi derim. abim nasıl oturacak? Beni bağlasanız yeterli abi böyle. Çok heyecanlıyız. Çok bakalım iyi. Nasıl olacak? Kilolarımızı sordular bu arada öncelikle. Sinan abi biz 80 kiloymuş onu bilmiyordum. Yalan 75. Umarım bir sıkıntı yaşamayız çünkü çok gerginiz. Hadi başlıyoruz. Ben de Yusuf. Yusuf'u görelim Yusuf şu anda. Frene bas, frene. Abi çarpmayalım da çocuğa. Çarpacağız çocuğa. Ya çok yakınız. Allah Allah abi biraz sanki sıkıcı falan. Katar'dan sonraki Verstappen'imin netledim artık Sinan abi olduğunu. Çünkü ben ilk arkaya binmiştim, Sinan abi öndeydi. Ama gitme, fren, gaz vesaire onları ben yapabilecek durumda değilim. Tam tersi yaptık. İnanılmaz güzel. Ta tepeye çıktığınız için inanılmaz temiz bir oksijen alıyorsunuz. Bu arada bu inanılmaz bir şey. Bunu kimin aklına geldiyse o kadar güzel bir şey yapmış ki. Gerçekten. Hem tabiatla bir bütünsünüz. Ben yağmuru ve ıslak normali de çok sevmem. Ama dünyanın en güzel şu an ıslanma halindeyim. Çok güzeldi. Muhteşem. Derhal Ulla yapılmalı. Derhal yani. Ve ne kadar olduğunu söylemiş miydin abi? Evet, yok. 55 manat. 2 kişi 35, bir kişi 20. Biz kilolara göre eğer uygun görüyorlarsa zaten iki kişi de bindirebiliyorlar. Babamın olsa her gün buradayım böyle İstanbul'a dönüyoruz. Sabaha karşı saat 3. Neden sessiz konuşuyorum? Çünkü uyuyan güzel var burada. Uyusun da büyüsün neydi? Evet, çok yorulduk. 3 gün inanılmaz bir Bakü yaşadık. Roller coaster'ıyla, beach'iyle, şehir içiyle, her şeyiyle çok güzel bir Bakü geçirdik. Mutlaka Bolt uygulamasını indirin. Kesinlikle exchange büroları yok yani. Havalimanında manatlarınızı yapın. Euro ve dolarla ilgili hiçbir alakaları yok. Direkt iner inmez havalimanında yapacaksınız ya da 5 yıldızlı otellerin resepsiyonunda yapacaksınız. Bizi takip etmeye devam edin. Bize abone olmaya devam edin ve like'larınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.